Karmaşık sayılarda bu üstlere bakacağız 4'ün katlarında arkadaşlar tekrar ediyor. Bundan dolayı i üzeri 16 4'e tam bölündüğü için 4 ile bölümünden kalan 0'dır. Bir nevi 1 artı i üzeri 0 olur. Bu yüzden i üzeri 0'da 1 yapacağı için 1 artı 1'den 2. Diğerinde de Yine 1 eksi i üzeri 2 olur. Çünkü 18'in 4 ile bölümünden kalan 2. i kare de arkadaşlar eksi 1 olduğundan 1 eksi eksi 1 2 yapmış oldu. Bunların çarpımı soruluyor bize 4 e şıkkı. x bölü x artı 1 x artı 2 bölü 3 x. Bir kere hemen şunu yapalım x eksi 1 eşit olmamalı paydayı 0 yapıyor. x 0 eşit olmamalı paydayı 0 yapıyor. Bunlar kenarda dursun hatalı olmasın sonra soru. Şimdi içler dışlar çarpımı 3x kare eşittir x kare artı 3x artı 2 dağıttım bakın. Öbür tarafa atalım hepsini 2x kare eksi 3x eksi 2 eşittir 0 kökleri ayrı ayrı istiyor. 2x x diye ayırıyorum burayı eksi 2 1 diye çaprazlama çarptık arkadaşlar. Böylece 2x artı 1 çarpı x eksi 2 olmuş oldu. Köklerden biri eksi 1 bölü 2, biri 2. Paydayı 0 yapmıyor. Problem yok. O zaman cevap D şıkkı. Kökler çarpımı C bölü A'dan dolayı 2 bölü 1 yani küçüğün yarıçapı çapı 2'ymiş. Büyüğün yarıçapına bakalım. Kökler toplamından dolayı 4. Şimdi büyük bölgenin alanı yani yarım dairenin alanından beyaz bölgeyi çıkaracağız. 16 pi bölü 2 yarım daire olduğunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar diğerinin alanında 4 pi bölü 2 çünkü o da yarım. 8 eksi 2'den 6 pi oldu c şıkkı. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olduğu için kökler toplamı eksi b bölü a yani burada a yapar. Kökler çarpımı c bölü a bu yüzden a bölü 1'den a olur. Bunların toplamı 10 verildiği için a 5 geldi e şıkkı. Denklemin kökleri a ve b'dir diyor ya. Bakın şimdi şuraya lütfen. Çarpınca a kare eksi 2 a eksi 3 yapıyor. Şunu da çarpın bakın. b kare eksi 2 b eksi 15 yapıyor. Zaten bir kök denklemi sağlar. a kare eksi 2 a eksi 6 eşittir sıfırdan. Burası bakın 6 olur. Yine burada da arkadaşlar b kare eksi 2 b eksi 6 eşittir sıfırdan. Bu da 6 olur. 3 çarpı 6 eksi 15 eksi 9 yapıyor eksi 27. Kök denklemi sağlar. Bu bile çok basit bilgi olmasına rağmen bu soruda önemli oldu. Sol tarafta bakın 1, 4, 7 diye artıyor. Yani burada x tane sıra olsun arkadaşlar tamam mı? Şimdi birinci sırada bir tane var, ikinci sırada dört tane var, üçüncü sırada 7 tane var. Nokta nokta nokta. Xinci sırada birden x eksi 1 çarpı 4 kadar şey 3 kadar fazla olacak arkadaşlar. 3'er 3'er artıyor. Neden peki x çarpı 3 eklemedim? Çünkü ikinci sırada bakın 3'ün 1 katı kadar fazla. Üçüncü sırada 3'ün 2 katı kadar fazla birden. Haliyle buna dikkat ederek ikinci sırada da x eksi 1 çarpı 3 kadar fazla demelisiniz. Tamam mı? Şimdi burada bu son terim 1. İlk terim pardon son terim 1 artı x eksi 1 çarpı 3. Son terim bu olduğu için ilk terim 1 bölü 2 çarpı terim sayısı. Bu bize toplam sayıyı veriyordu. Dolayısıyla araç sayısı bu olmuş oldu. Eşittir. Sağ tarafta da 7 tane var her birinde ve x tane sıra var. x'ler gitti. Böylece dağıtırsak burayı 3x eksi 3 artı 1 eşittir. 2 çarpı 7'den 14. 3x eşittir 15. x 5 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Köklerin geometrik ortalaması kök 3'müş. Geometrik ortalama şudur. Çarp sayı 2 tane o zaman karekök kök al. Eşittir kök 3. Buradan da x1 çarpı x2 3 gelir. Kökler çarpımı c bölü a'dan 4m artı 1 bölü m artı 1 oldu. 3'e eşit olduğuna göre içler dışlar çarpımı 4m artı 1 eşittir 3m artı 3. m2 b şıkkı. Köklerden biri 1 eksi i ise hemen şuraya bakalım. Kökler toplamı gördüğünüz gibi kaça eşit arkadaşlar? Eksi 3'e. Bir kök 1 eksi i öbür kök x2 olsun. Attık öbür tarafa x2 eşittir buradan. i eksi 4. Hemen artık x1'in de demin kendisi 1 eksi i olduğunu vermişti. Çarpımına bakalım. i çarpı 1 i. i kare eksi 1 bir de önünde eksi var artı 1. Eksi 4 çarpı 1 eksi 4 eksi 4 çarpı eksi i artı 4 i. 5 i eksi 3 oldu e şıkkı. Zaten c bölü A'da a da arkadaşlar a'ya eşit olduğu için direkt 5 i eksi 3 eşittir a dedim. Burada tabii önce pisagor yapacağız bakın. Çünkü iki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. x kare artı x artı 3'ün karesi x kare artı 6 x artı 9 eşittir 49. 2x kare artı 6x eksi 40 eşittir 0. Sadeleştireyim x kare artı 3x eksi 20 eşittir 0. Şimdi burada gördüğünüz gibi çarpanlarına bir tam sayı olarak ayrılmadığından mecburen ne yapacağız? Delta kök bulmak için. Delta neydi? B kare eksi 4 ac 9 artı 80 eşittir 89. Kök nasıl bulunuyordu? Eksi b artı kök delta bölü 2a diğeri de arkadaşlar eksi b eksi kök delta bölü 2a buna x1 diyelim şimdi. Uzunluğun negatif olmaması gerekiyor tabii ki burada kök bulurken ona dikkat edeceğiz. Eksi b yani burada x kare eksi 3 x olduğu için eksi 3 artı kök delta kök 89 bölü 2. Diğerini alabilir miyiz? Hayır. Çünkü orada bakın Negatif tam sayı geliyor. Uzaklık negatif olamaz. Bu yüzden cevabımız eksi 3 artı kök 89 bölü 2 d şıkkı. Birbirinden farklı iki gerçek kök demek. Del deltası sıfırdan büyük demektir. Böylece 36 eksi 8 m büyüktür 0. 36 büyüktür 8 m. 8'e bölersek 4,5 büyüktür m. O zaman m'nin alacağı en büyük tam sayı değeri b şıkkı 4 olur. Bu soruda e, böyle biraz karışık göründüğü için şu gözden kaçmış olabilir arkadaşlar. Aslında şu öbür tarafa atarsanız ax kare eksi kök içinde 2acx artı c eşittir 0 tam kare biliyor musunuz? Nereden anlarız? Bir deltaya bak. E, 4ac eksi 4ac eşittir 0. 2 veya şuna bak. Kö, e, tam kare olduğunu gör. Kök ax eksi kök c'nin parantez karesi gerçekten arkadaşlar şu üstteki ifadeye eşit. O yüzden burada köklerden bir tanesi arkadaşlar kök c bölü kök a'dır. Bu bize şunu anlatıyor. Delta sıfır olduğu zaman kökler birbirine eşit ya. O zaman arkadaşlar x1 x2 eşittir. Yani birincisi şu x2 gördüğüm yere x1 yazarsam böyle olur. 2 tane bundan x1 üzeri x1 artı x2 olduğundan 32 yani x1 üzeri x1 artı x2 16 olur. Bu bir. İkincisi kökler birbirine eşit olduğu için kökler toplamı aslında köklerden bir tanesinin iki katıdır. Yani ben x üzeri bir şey x1 üzeri x1 artı x2 yerine iki tane x1 yazarım ve bu da 16'ya eşitmiş. Buna uygun doğal sayı hangisi arkadaşlar? 2 üzeri 4. Bakın böyle. Demek ki o zaman x1 2'ymiş arkadaşlar. x2 de 2'ymiş. Bunların çarpımı da 4'müş. B şıkkı. Gerçekten güzel bir soru. Tam deneme tarzında, sınav tarzında. Böyle aşırı da zor değil aslında. Şimdi bu öğrenciler arkadaşlar 3 cevap vermişler. Bunlardan sadece bir tanesi bütün sorulara doğru cevap vermiş. Yani 1, 3, 4 Diyelim bununki doğruysa bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Ama diyelim bu yanlışsa bu doğru, işte bu doğruysa bu doğru, bu yanlış gibi. Haliyle bunlardan sadece biri arkadaşlar doğru cevap vermiş. Nasıl anlayacağız? Kontrol ederek mi bunlara? Yani öğrencilere bakarak mı? Hayır. Sorunun birinci çözüm noktası, kritik noktası burası. Çünkü bunun deltasını anlamak zor değil. Deltası m² artı 12 arkadaşlar. Bir sayının karesine siz pozitif bir sayı eklerseniz kesinlikle pozitif olur karenin negatif olma ihtimali var mı? Yok. Reel sayıdan bahsediyoruz çünkü. Haliyle arkadaşlar bundan dolayı yapmamız gereken şey mekara artı 12 büyüktür 0 ise delta büyüktür 0'dır. Delta büyüktür sıfırsa evet iki gerçel kökü vardır. Çakışık mıdır bunlar? Hayır. Delta büyüktür sıfırsa birbirinden farklı iki kök demektir. Bu yüzden 2-4 cevabını veren öğrenciyle 1-2-4 cevabını veren öğrencinin hepsinin yanlış olduğunu pardon yanlış söyledim hepsinin doğru olmadığını anlıyoruz. Demek ki hepsine doğru cevap veren bu ikinci öğrenciymiş. Yani diyor ki ikinci adımda sorunun ikinci aşamasına geçtik. Bunlar doğruymuş. Doğru olduğuna göre işte bak şu kolay nokta kökleri birer tam sayıdır. Zaten eksi 3 arkadaşlar kökler çarpımından ya 3 eksi 1'dir ya eksi 1 3'tür. Başka çarpan olma ihtimali var mı kökler tam sayıysa? Hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Orada da bak negatif kök mutlak değerçe diğerinden daha büyükmüş. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar eksi 3 ve 1 olacak. Eksi 3 bakın küçük kök x1 1 büyük kök gerçekten bu sıfırdan küçük şöyle bu da arkadaşlar sıfırdan büyük ve aynı zamanda arkadaşlar ne olmuş oldu? Hakikaten mutlak değeri eksi 3'ün 1'den büyüktür. Demek ki kökler toplamı eksi 3 artı 1'den eksi 2. Eksi b bölü a eksi eksi m bölü 1 eşittir. Eksi 2'den m eksi 2 geldi arkadaşlar. A şıkkı oldu.